değerli izleyicilerimiz, Lezzet Avcısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Bayrammaraşlıoğlu ustamızın evine geldik. Sağ olsun bizleri davet etti. Gelin size şöyle güzel yemekler yapayım dedi. Merhabalar ustam. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben 1965 doğumluyum. Aksaray doğumluyum. Aşağı yukarı 27 yıldır bu işi yapıyorum. 15 yıl öğrenci yurdunda, 10 yıl lokanta çalıştırdım. Son 2 yılda devlet yurdunda çalıştım. Geçen yıl emekli oldum. Şu anda emekli aşçıyım. Emekli aşçısınız. Evet. Bugün bize neler pişireceksiniz? Bugün tavuk paça çorba yapacağız. Yanında apartman köfte, şehriyeli pirinç pilav yapacağız. İlk yemeğimiz olan tavuklu paça çorbasını yapacağız. İsterseniz malzemelerimizi sayalım seyircilerimiz için. Tamam. 1 kilo tavuk but. Bunu buttan yaparız çünkü but biraz daha lezzetli olur şeye nazaran. Yanında 3 kaşık unumuz var. 1 kase yoğurdumuz var. 1 yumurtamız var. 1 diş sarımsağımız var. 1 kaşık sirkemiz var. 1 kaşık kırmızı toz biberimiz var. Bunlar terbiyesi için limonumuz var. Tereyağımız var. Başlayacağız çorbamıza. İlk önce 2 kaşık unu tencerede kavurarak başlayacağız. Tamam. Ocağımıza geçelim ve başlayalım. Tamam. Önce sıvı yağımızı dökeceğiz. Hemen akabinde 2 kaşık unumuzu atacağız. İlk olarak terbiyesini yapacağız. Hayır. Terbiyesini daha sonra yapacağız. Normal ilk önce sosunu yapıyoruz. Bu unumuzu da az kavuracağız. Çünkü unumuzu çok kavurduğumuz zaman çorbamızın rengi değişir. Hafif kokusu gidene kadar kavuracağız. Biz normalde etli de yaparız, tavuklu da yapılıyor paça çorbası. Evet, yani bu Adana yöresine ait bir çorbamızdır. Genellikle kış günleri fazla kullanılan, fazla içilen bir çorbamızdır. Tavuklu paça çorbamız için ununu kavuruyor Bayram Usta. Evet. 2 kaşık ununu kavuruyoruz. Daha sonra burada hazırladığımız tavuk suyunu katacağız. Bir taşım kaynadıktan sonra bu parçaladığımız paça etleri katacağız. Daha sonra akabinde terbiyesini yapacağım. Yıllardır bu işin içerisindesiniz. Yemek yapmayı seviyorsunuz. Evet, evet. Aynen, aynen. Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Çoklu yemekler de yaptık. Yemek fabrikasında da çalıştık zamanla. Şu anda öğrenci yurdumuzda çalıştık. Zaten 200 öğrencimiz vardı. Daha önce ben Turizm Otelcilik Okulu'nda komisyon üyeliği yaptım. Kız Meslesi'nde komisyon üyeliği yaptım. Çeşitli yerlerde bulunduk. Elinizde lezzetli, gerçekten belli oluyor. Birçok yerde de görev aldınız, başarılarınız İnşallah. Da var. Artı bu sene hacca da yazıldık. Haçlı için çıkarsa Suudi Arabistan'da hacılarımıza yemek yapacağız. İnşallah, inşallah efendim. Allah'ım gönlünüze göre versin. Amin, amin. Şu anda unumuzu normal şekilde fazla kızartmadan kavurduk. Fazla kızarttığımız zaman daha önce de söyledim. Çorbamızın rengi değişebilir. Şu anda tavuk suyumuzu bir kısmını ilave ediyoruz. Ne kadar orada tavuk suyu var seyircilerimiz için söyleyelim isterseniz. 2 litre. 2 litre tavuk suyumuz var burada. Normal su kullanacak mıyız ustam? Bir miktar kullanacağız, evet. Daha sonra terbiyesinde bir miktar su kullanacağız. O tereyağıyla unun çok enfes bir kokusu yayıldı mutfağımıza da. Evet. Şimdi bunların kaynamasını bekleyeceğiz. Bu kaynayana biz şu anda tavuğumuzun terbiyesini yapacağız. Önce yoğurdumuzu döküyoruz. Yumurtamızı katıyoruz. Bir diş sarımsak katıyoruz. Yumurtanın sadece sarısını kullansak da olur mu? Yok. Yani o genel olarak onda bir şey olmaz. Sarısını tamamını kullanacağız. Evet, tamamını kullanıyoruz. Unumuzu da kullanıyoruz.
Bayram ustam şu an tavuklu paça çorbamızın terbiyesini yapıyor. Terbiyesini yapıyoruz şu anda. İçerisine yoğurt koyduk, sarımsak koyduk, yumurta koyduk, un koyduk ve şu an çırpıyor. Yarım limonu da sıkıyoruz. Limonumuzu sıktık, şimdi de suyumuzu ekleyeceğiz. Evet, suyumuzu ekliyoruz. Kıvamı nasıl olmalı? Normal, çok duru yapmamamız lazım. Çünkü tavuk paça çorbası koyu olur. Biraz da şu tavuğun kaynayan suyunu almamız gerekiyor. Çünkü soğuk terbiyeyi sıcak suyun içine döktüğümüz zaman kesilir bu. Onu burada alıştırmamız lazım şöyle. Kesilmemesi için evet, tavuk suyuna katacağız. Evet, kesilmemesi için evet. İyi bir karıştırıyoruz. Evet. Evet, iyice birbirine girmesi lazım. Karıştırıyoruz. Tavuklar en son mu çorbamızın içerisine girecek usta? Evet. Tavuk suyumuz kaynayınca çorbamızı içine atacağız. Terbiyemiz hazır. Terbiyemiz hazır. Değerli izleyicilerimiz, suyumuz kaynadı ve şu an terbiyesini ilave edecek ustam. Evet ustam, şimdi terbiyesini götürelim. Şu anda tavuk suyumuzun terbiyesini karıştırıyoruz. Tavuk suyumuza sirke ve limon, tuz en sona karıştırılır. Önce karıştırırsan kesilme ihtimali olabilir. Tuzunu ve sirkesini en sona koyuyoruz. Evet, evet. Herkes kolaylıkla yapabilir evlerinde. Evet, evet. Herkes kolaylıkla yapabilir ve çok vitaminli, özellikle kış günü için çok besin değeri yüksek olan bir çorbamızdır. Şu anda tavuk paçalarımızı da içine bırakıyoruz. Terbiyemizi yaptık, tavukları üzerine evet, ekledik. Bir miktar da tuz bırakacağız. Daha sonra pişmeye evet, piş diye kaynadığı zaman hemen üstüne yağını yapıp servise hazır o hale gelecek. Şu anda tuzunu da kattık. Tuzunu sonra kattık. Sirkesini de kaynayınca kullanacağım. Sirkesini daha sonra katacağız. Şu anda çorbamızı kaynamaya bıraktık. Pişmeye bırakıyoruz. Evet. O zaman ikinci lezzetimize geçebiliriz. Evet, geçebiliriz. Hemen geçebiliriz. Ana yemeğimizi yapmadan önce yardımcı yemeğimiz, lezzetimiz olan pirinç pilavını yapacağız. Evet ustam, pirinç pilavı yapacağız şehriyeli değil mi? Evet, evet. 3 bardak pirinç yapacağız. Şurada 2 kaşık da şehriyemiz var. Önce pirinci sıcak suyla ıslarız. Yarım saat sıcak suda kalması lazım. Nişastası gitmesi lazım. Yoksa pişirdiğimiz zaman, kavurduğumuz zaman lapalaşır. Suyunu verdiğimiz zaman lapalaşır. Önemli bir püf nokta. Önemli, evet. Önce yarım saat sıcak suda yıkayıp tuz atıp bekletmemiz lazım. Burada 3 su bardağı pirinç evet, var. Evet, 3 su bardağı pirincimiz var. Bir miktar da şehriyemiz. 2 kaşık da şehriyemiz var. Tereyağımız var. Ve suyumuzu katacağız. Evet. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şehriyemizi döktük. Tavamıza bir miktar sıvı yağ katıyoruz. Buradan bir miktar da tereyağı kullanacağız. Tereyağın yanmaması için sıvı yağ kullandık. Evet. Genellikle her yemeğin yanına yakışır bir pilav. Evet, evet, evet. Pilavımız. Tabii mutlaka. Pilav ikinci yemektir. Şehriyemiz kızarana kadar kavuracağız. Daha sonra pirincimizi ekleyeceğiz. Suyunu katıp aynen altını kısacağız. Şehriyemizi kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçlerin lap olmaması için suda bekleteceğiz. Evet, mutlaka. Yoksa lapalaşır. Mutlaka bekletmemiz lazım. Şehriyelerimiz kavruluyor. 2 yemek kaşığı
arpa şehriye kullandık pirinç pilavımız için. Bayram ustam şimdi onları kavuruyor. Yaptığımız pilav kabımızın gayet tabanı geniş olması lazım. Dar bir kabını yaparsak piricimiz lapalaşır. Ölçüleri hep 1'e 1 mi kullanıyorsunuz? 1'e 2 mi kullanıyorsunuz? 1'e 2 kullanır. Genellikle 1'e 2 kullanılır ölçülerimiz. Yani piricimizi önceden sıcak suyla ısladır, tuzla atarsak kolay kolay piricimiz suyu az veya çok olsun lapalaşmaz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerçekten önemli bir bilgi. Lütfen size notlarınızı alın. Ustamız yıllarını vermiş bu iş için. Kendisi mutfakta çok güzel yemekler yapıyor. Şu an bir öğrenci yurdunda çalıştığını söyledi. Kaç kişilik öğrencilere yemek çıkartıyorsunuz? 200 kişilik. Genellikle 200 kişilik öğrenci yurdumuz vardı. Son emekli olduğum, kamudan emekli oldum. Hı hı. Daha önce 10 yıl Sanayi Caddesi'nde Aksaray Lokantası'nı çalıştırdım. Bütün yemeklerimizi yaptık. Dönerdir, kelle paça, işkembe, mercimek, tavuk suyu hepsini çorbalarımızı yaptık ve milletimize, esnafımıza ikram ediyorduk. Ellerinize sağlık ustam. Gerçekten çok beceriksiniz, marifetlisiniz. Belli oluyor. Tereyağı mis gibi kokusunu saldı her tarafa. Tereyağı Türk mutfağında olmazsa olmazdır. Her yemeklerinizde kullanıyor musunuz? Mutlaka. Genellikle pilavlarımızda, çorbalarımızda genellikle kullanırız. Evde de kullanırız, iş yerinde de kullanırız. Çünkü lezzeti artıran... Evet, aynen. Aynen. Genellikle pilav yaparken teflon tenceremiz veya tavamızı kullanırken böyle ağaç kaşıklar kullanmamız lazım. Metal bir şey kullanırsak tavalarımızın tabanı çizilir. Şu anda şehriyemiz kavruldu. Pirincimizi ilave edeceğiz. Üç su bardağı pirincimiz var. Ne kadar tuz koyacağız ustam? 1,5 tatlı kaşığı tuz atarız. Tuzunu pirincimiz kavrulduktan sonra atacağız. Yoksa önce atarsak sertleşir. Pirincimiz suyunu almaz. Gerçekten bugün çok güzel arda arda bilgiler veriyorsunuz. En sonunda tuzunu atmamız lazım. Çoğu kişiler aslında pirincin üstüne kavrulurken atar ki pirinçler kırılmasın derler. Evet, yok, o yanlıştır. Çünkü pirinç sertleşir, suyunu almaz. Güzelce kavuracağız şimdi. Evet, güzelce kavuracağız. Daha sonra suyunu ilave edeceğiz, altını kısacağız. Pilavımızın dinlenmesi gerektiği için ilk önce pilavımızı yaptık. Normalde çok güzel bir ana yemeğimiz var. Apartman köfte yapacağız. Ve apartman köfte Aksaray'da çok bilinen veya çok yapılan bir köfte türü değildir. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzel lezzetleri Aksaraylılar için, bizler için ekranlarınıza taşımak istediniz. Bizleri davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bunlar için de. Güzel tecrübelerinizden ve bilgilerinizden faydalanacağız. Evet. Yani pirincimizi normal orta ateşle 10 dakika kavurmamız yeterlidir. Şu anda pirincimizi kavurduk. Tuzunu atıyoruz. Bir yarım tatlı kaşığı tuzumuzu bıraktık. Ve suyunu ilave edeceğiz. Evet. Şöyle bir karıştırayım. Hemen suyunu ilave edeceğiz. Pirinçler birbirine yapışmışsa suyun atma zamanı geldi evet, demişsiniz. Evet. Aynen. Aynen. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz pirincimize. İlk önce yüksek ateşte kaynayacak, kısık ateşte evet. Pişireceğiz. Suyu kaynattıktan sonra kısacağız. O kendi ağır ağır demlenecek, pişecek. Şöyle ağzının kapağını kapatıyoruz ve bunun kaynamasını bekliyoruz. Kaynadığında altını kısacağız. Teşekkür ederiz ustam. Ellerinize sağlık.
pilavımız da hazır, pişmeye bıraktık. Evet. Şimdi de üçüncü lezzetimiz olan apartman köfteyi yapacağız. Nedir bu apartman köfte usta? Apartman köfte Elazığ yöresine ait 8 katlı yapacağımız köftedir. Şöyle 1 kilo kıymamız var. 1 soğan rendemiz var. 1 sarımsak rendemiz var. 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var. 1 tatlı kaşığı kimyonumuz var. 1 tane adet yumurtamız var. Daha sonra üstünde kullanacağımız kaşar peynirimiz var. 250 gram. Şurada 1 kilo patlıcanımız var. 1 kilo çeri domatesimiz var. Yarım 500 gram biberimiz var. Şurada soyup hazırladığımız 1 kilo da patatesimiz var. Daha sonra ben bunları doğrayacağım, kızartacağım, şekil vereceğim. Tamam, başlayalım o zaman. Olarak köftelerimizi yapacağız. Evet, ilk önce köftemizin karışımını yapacağız. 1 kilo kıymamızın hepsini kullanacağız. Evet, hepsini kullanacağız. 1 adet orta boy soğanımızı kullanacağız. Rendelediğimiz soğan. Evet. Rendelediğimiz 1 diş sarımsağımızı kullanacağız. 1 adet yumurtamızı kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kimyonumuz var, onu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı karabiberimiz var, bunu kullanacağız. Ve galet unu kullanacağız. Evet. Galet unu kullanacağız. 1 kase kullanacağız. Eğer hafif cıvık olursa daha sonra takviye ederiz. Yoğurduktan sonra. Tüm karışımlarımız hazır. Evet. Köftemizi yoğuracağız. Evet, şu anda yoğuracağız. Hiç yapılmadı. Herkes bilmez bu köfte. Evet, yani Aksaray'da çok fazla bilinen, yapılan bir köfte türü değildir. Elazığ yöresine ait bir köfte türüdür. Yapımı da kolay mı? Herkes yapabilir mi? Yapabilir. Herkes yapabilir ve sizin aracılığınızla millete de göstermiş, sunmuş İnşallah. Olacağız. Bütün malzemeler karışana evet. kadar iyice yoğuruyoruz. Evet, evet. Şuradan az bir miktar galeta unu daha bırakalım. Normalde buna 1 su bardağı galeta unu yeterlidir. 1 kilo 1 su bardağı evet. galeta unu. Evet, yeterlidir. Kıymamız, orta yağlı bir kıymamız olması gerekiyor. Dana kıyma kullandık. Evet, genellikle dana kıyması kullanırız. Kuzu kıyması biraz daha yağlı olduğu için. Şu an köftemiz olmak üzere. Evet, köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Hazır olmak üzere. Ve hemen köftemizi yapıp şöyle fırın tepsimize bırakacağız. Yağlı kağıdımızı serdik. Evet, nasıl yapacağız? İşte en önemli yere geldik değil mi usta? Evet. Şöyle keseriz bunu normalde biz. Biz tabii çok kalabalık şey yaptığımız için hep eşit şekilde ayarlarız. Genellikle eşit olur. El alışkanlığıdır bu. Siz köfteleri yaparken biraz ailenizden bahsedin istiyorum ustam. Onlarda da var mı aşçılık olan? Var. Var. Şu anda büyük oğlum özel idarede aşçı. Eşim Osman Gazi Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda aşçı. Avrupa'da Paris'te bir kızım var. Onlarda kendi şirketleri var. O da orada şirketlerini kendilerini yemen kalabalık bir aile. Orada yemek yapıyor. Diğer oğlum da Nevşehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. sınıfta okuyor. Maşallah, Allah bağışlasın. 4 tane Aynen. evladınız var. Evet. Sizi mi örnek aldılar? Aşçılık olmak, aşçı olmak için. Mutlaka, mutlaka. Genellikle öyle oluyor. Yetenekli babanın yetenekli evlatları olur tabii değil mi?
Hepsi de... Şimdi insan istedikten sonra Büşra Hanım, yapmayacağı bir şey yoktur. İnsanoğlu yaş hiç önemli değil. Her zaman her işi yapabilir. Yeter ki istesin. İstemek. Her şeyin başı istemek. İstemek, talep etmek, dürüst çalışmak yeterlidir. Çok doğru söylediniz efendim. Şimdi köftenin yuvarlamasına geçtik köftelerimizin. Eşit parçalara ayırdık efendim. Evet. Ben de merak ediyorum. Acaba bu apartman köfte nasıl apartman köfte olacak gerçekten? Ben de bilmiyordum. Sizin sayenizde öğrenmiş olacağım. Aksaray'ımızda zaten şu anda 8 kat, 10 kat binalarımız var. Biz de apartman köftemizi 8 kat yapacağız. İstediğimiz katları arttırabiliyor muyuz? Genellikle artırız ama genellikle bunun standartı 8 kattır. Apartman dememizin sebebi zaten kat kat olması. Evet, kat kat olması. Ve ortasında bir büyük çöpçüş kürdanımızın olması. Değerli izleyicilerimiz, siz de bu lezzetin tarifini alıp mutlaka denemelisiniz gerçekten. Köftemizin içerisine sarımsak kullandığı bir diş, soğan rendelemişti ustamız. Galetonu kullandı, 1 kilo kıyma kullandı. Bir yumurtayla beraber harmanladı. Eşit parçalara böldü ve şu an yuvarlama işlemini yapıyor. Görsellik açısından da hepsinin eşit olması gerekiyor. Evet, tabii eşit olması lazım. Zaten bizler alışkınız. Eşit parçalara ayırma bizim için kolaydır. Cevizden biraz büyük parçalar alabiliriz diyoruz o zaman. Evet. Aynı anda tek köfteyle yuvarlarız, iki köfteyle yuvarlarız. Siz el alışkanlığı tabii yapıyorsunuz. Evet. Bunlar fırına girecek, fırında pişecek. Fırında pişecek, daha sonra şimdi bunlara bakarız. Patlıcanımızı, domatesimizi, patatesimizi doğrayacağız. Patlıcanla patatesi de kızartacağız. Yağımızda, sıvı yağımızda kızartacağız. Onları birazdan yaparken seyircilerimize gösterirsek daha özverili olur. Kaç dakika pişecek bu köfteler? 15 dakikada hazır olur bu fırında. 15 dakikada hazır olur. Çok basittir. Yani malzemelerini kızarttığımız zaman bunlar çok basittir yani. Çok çabuk olur. Bizi oyalayan kısım zaten malzemeleri kızartmak. Evet, malzemeleri kızartmak. Misafirlerimiz geldiğinde de yapabileceğimiz güzel bir yemek. Tabii çok güzel ve böyle görseli olan bir yemek türümüzdür. Evet, köftelerimiz fırına gitmek için hazırlanıyorlar efendim. Şimdi az kaldı köftelerimiz için. Sık sık yapar mısınız bu mutfağı yemeğinizi? Evet, yani genellikle iş yerinde haftada, iki haftada ben sık sık yaparım bunu. İş yerinde çalıştığım sürece. Lokantamda da kullandım, yaptım. Genellikle herkes de sever köfteyi. Evet, tabii mutlaka. Köftelerimiz hazır. Yağlı kağıt olan bir tepsimize dizdik. Şu anda fırınımıza veriyoruz. Fırınımızda 15 dakika pişecek bunlar. Şöyle fırınımızın ağzını kapatıyoruz. Ve diğer hazırlığımıza geçiyoruz. Şimdi köftelerimizin patlıcanlarını yapacağız. Evet usta. Alacalı şekilde soyduğumuz patlıcanlarımızı daire şeklinde, yuvarlak şekilde doğruyoruz. 2 santim kalınlığında. Bunları kızartacağız. Evet, bunları kızartacağız. Aynı şekilde birazdan patatesimizi de doğrayacağız. Bunları kat kat dizeceğiz. Fırınımıza vereceğiz. Kullandığımız malzemelerimiz, köftelerimiz, patlıcanımız, patatesimiz, domatesimiz eşit büyüklükte olması lazım genellikle. Biri büyük, biri küçük olursa görseli düzenli olmaz. Evet, daire şeklinde doğruyoruz tam patlıcanları. Daha sonra patatesler doğranacak dedi ve fırına göndereceğiz inşallah kızarttıktan sonra. Aynı şekilde daire şeklinde patateslerimiz de aynı kalınlıkta, aynı eşit parçalar halinde şu anda doğruyoruz. Evet,
1 kilo patates kullandık. Evet, 1 kilo patates, 1 kilo patlıcan, 500 gram biber, 200 gram kaşar peyniri, 'Patateslerimiz de aynı köftemizin büyüklüğünde. Patlıcanlarımız köftenin büyüklüğünde. Hepsi eşit oldular. Evet, hepsi eşit. Patateslerin başlarını alıyorsunuz. Tabii. Daha iyi tabii, başlarını yoksa birbirine üstüne koyduğumuz zaman, dizdiğimiz zaman randıman almaz, eşit olmaz. Baş taraftan almamız lazım. Şu anda patatesimizi doğradık. Kızarmak için hazırlar. Evet, kızarmak için hazır bunlar da. Evet efendim, şimdi patateslerimizi aldık. Patlıcanlarımızı kızarması için yağımızın içerisine attık. Hemen pişecek değil mi ustam, evet, patlıcanlar? Evet, evet, patlıcanlarımız da kızardığı zaman hemen köftemizi çöp çizimize dizmeye devam edeceğiz. Bu sırada biz domatesleri ve biberlerimizi doğradık değil mi? Evet, evet doğradık. Genellikle kullandığımız malzemeler hep birbirinin ebatında aynı olması lazım. Ben genellikle çeri domatesi kullandım. Daha uyum sağlar diye. İşte biberlerimizi doğradık. Şimdi birazdan bunları dizeceğiz. Patlıcanlarımız kızardığı zaman yemeğimizi fırına atmak için dizim işlemine başlayacağız. Köftelerimiz hazır ve şu an fırından alacağız. Evet, şu anda köftelerimiz pişti. Fırından alacağız. Ve sebzelerimizi buluşturacağız. Evet, sebzelerimizi buluşturacağız. Evet efendim, patlıcanlarımız da kızardı. Süremiz kısıtlı olduğu için ustam dizmeye başlamıştı. Sizler için tekrardan gösterecek. Evet ustam, nasıl dizmeye başlayacağız? Önce çöp şişimize alta bir köftemiz, üstüne bir patatesimiz, üstüne bir adet köftemiz tekrar ekliyoruz. Bir patates daha ekliyoruz en üzerine. Kızarmış olan patlıcanlarımızı ekliyoruz. Şurada hazırladığımız domatesimizi ekliyoruz. Bir adet de biber ekliyoruz. Apartmanımız hazır. Apartmanımız hazır. Şimdi genellikle Büşra Hanım, apartman köftede maksat şu kırmızı domates çatıyı temsil ediyor. Çok biber, mantıklı, doğru. Biber bacayı temsil ediyor. Üstüne bırakacağımız kaşar da eridiği zaman o da kış günü karı temsil ediyor. Gerçekten çok güzel bir şey oldu yemeğimizin de. Hikayesi olmuş oldu bu. Evet. Aynen de hikayesi de var. Akıllardan hiç çıkmaz. Domates evin çatısı. Değil mi ustam? Evet. Biberi bacası. Biber bacası. Kaşarımız da üstünün karı. Biz bugün kış yemeklerinden gidiyoruz yani. Evet. Bunları biraz fırına atacağız efendim. Piştikten sonra domatesler ve biberimiz, daha sonra çıkartıp üzerlerine kaşarları koyup tekrar fırına göndereceğiz. Kısa bir süre tekrar atacağız fırınımıza. Ve görsellerimiz, yemeğimiz hazır olacak. Renk cümbüşü var, kırmızılar, yeşiller, patateslerimizin. Bütün renklerimiz burada şu anda. Kıymamız. Hafif bir yemektir. Yağlı bir yemek değildir. Şu anda bakarsanız hiç yağ falan yok. Evet, hafif, hafif bir yemek. Hafif, sağlıklı. Evet, hafif ve sağlıklı, görsel bir yemektir. Efendim, sizler de misafirleriniz için ve kendiniz için tabii ki de yapabilirsiniz. Yapımı da oldukça basit. Sadece siz yapmak isteyin. Evet, aynen. Şu
Şu anda bunu fırınımıza atacağız. Hafif domatesle biberimiz öldüğü zaman tekrar üstüne kaşar dizeceğiz. Salça falan kullanmıyoruz. Yok, salça falan kullanmayacağız. Evet efendim, şimdi domateslerimizle beraber, biberlerimizle beraber fırına göndermiştik. Hafif piştikten sonra üzerine kaşarlar ekleyeceğiz değil mi usta? Evet, evet. Şu anda üzerine kaşar ekleyeceğiz. Bir 5-6 dakika fırına bırakacağız. Servisimiz hazır olacak. Şu anda kaşarlarımızı ekliyoruz. Eriyecek ve üzerinden akacak. Evet, evet, aynen. Şöyle kaşarlarımızı da ekleyelim. Fırına göndereceğiz. 5-6 dakika sonra pişecek ve bizler diğer yemeklerimizle beraber sunumunu hazırlayacağız. Aynen, aynen. Sunumu yapacağız inşallah. Hazır ustam, gönderebiliriz bunu. Evet, şu anda bunu tekrar fırınımıza atabiliriz. Apartman köftelerimiz fırındayken biz de tam kaşarlar attık. 5-6 dakikası varken paça çorbamızın üzerine sosunu hazırlayacağız. Evet. Neler kullanacağız şimdi? Tereyağı, kırmızı pul biber kullanacağız. Bazen kırmızı pul biber de kullanır ama biz kırmızı toz biber kullanacağız. Toz biber biraz daha iyi olur. Tereyağı koyacağız içerisine. Evet. Evet. Beraber. Şöyle bunu kapatalım. Şuradan ocağımızı açalım altını. Toz biber üzerine, evet, başka bir şey kullanmayacağız. Yok, gerek yok. Sadece toz biber yeterlidir. Paça çorbamızın olmazsa olmazıdır. Evet, olmazsa olmazdır. Mutlaka üstüne tereyağlı. Bazen pul biber de kullanılır ama biz genellikle toz biber kullanıyoruz. Toz biber biraz daha güzel olur. Olmazsa olmazdır. Bazen bunu yapınca çorbamızın içine de katarlar ama biz genellikle şimdi yapacağız, kasenin üzerine bırakırız. Sunum esnasında kullanacağız. Evet, sunum esnasında, evet. Aynen. Bu arada pilavımız hazır. Onu yaptık, karıştırdık. Çorbamız hazır. Bunun sadece üzerine sosu kaldı. Köftelerimiz fırında. Birkaç dakika içinde alacağız. Tereyağımız köpürecek. Evet, evet, aynen. Tereyağımız köpürecek. Biberimizi de katacağız içerisine. Bizim Türk mutfağında tereyağı olmazsa olmazımızdır. Çorbalarımıza, pilavlarımıza sürekli kullanırız. Farklı bir lezzeti var çünkü. Kokusu farklı. Mutlaka, mutlaka tabii, mutlaka. Şu anda tereyağımız hazır. Üzerine kırmızı pul biberimizi bırakıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber, toz biber bıraktık. Biberimizi de yakmadan altını kapatıyoruz. Evet, aynen. Bu çok yandığı zaman olmaz. Normalde altını kapat. Şu anda sosumuz hazırdır. Efendim, bizler yemeğimizi bitirdik ve sunumlarını hazırladık. Ustam, seyircilerimiz için ilk önce çorbamızı nasıl yaptık, yemeklerimizi nasıl yaptık anlatalım istersen. Tamam, anlatalım. Çorbamızı, tavuk paça çorbamızı önce 1 kilo tavuk but aldık, haşladık. Özellikle but, lezzet dolu but haşlamamız lazım. Bunu düdüklü tencerede haşlarsak 15 dakika haşlarız. Normal tencerede haşlarsak 45 dakika sürer. Daha sonra onu dideriz, parçalara ayırırız. Öbür taraftan da çorbamızın sosunu yapmak için 2 kaşık un, tavuğun suyuyla birlikte onu çırparız. Onu karıştırdık, kaynamaya bırakırız. Arkasından da
bir miktar tavuk suyuyla birlikte yumurta, limon, yoğurt, bir kaşık un, sirke terbiyesini yaparız. Ve onu da güzelce sıcak sudan takviye yaparız ki soğuk döktüğümüz zaman kesilme olur. Çırpar karıştırırız. Tavuğun etlerini de içine atarız. Tuzunu atarız. Karıştırırız. Hazır hale gelir. Daha sonra da tereyağlı zer yaparız. Üzerine bu şekilde zer dökeriz. Hazır oldu. Şimdi yemeğimizi anlatalım. Apartman köftemizi yapmıştık. Nasıl yaptık? Tekrardan. Apartman köftemiz 1 kilo kıyma kullandık. 1 kilo patlıcan. 1 kilo patates. 200 gram tereyağı kullandık. 500 gram biber kullandık. 1 kilo domates kullandık. Önce köftemizi bir geniş kabın içine atarız. Bir limon, bir yumurta katarız. Bir kaşık karabiber katarız. Bir kaşık kimyon katarız. Bir su bardağı galeta unu katarız. Bir tatlı kaşığı tuz katarız. Bunları yoğururuz güzel bir şekilde. Daha sonra elimizde oval şekilde şekil veririz. Fırına atar kızartırız köftemizi. Daha sonra patatesleri, patlıcanları daire şeklinde doğrarız. Tabii bu arada bütün malzemelerimiz eşit olması lazım. Köftemiz, patlıcanımız, patatesimiz, domatesimiz eşit şekilde, eşit büyüklükte olması lazım. Dengeyi sağlaması açısından. Köftemizi pişiririz. Patatesinden, patlıcanından kızarttıktan sonra bu şekilde kürdanımıza dizeriz. Fırına atarız. Üzerinde domatesinden biber hafif çölüştüğü zaman tekrar kaşarı koyarız. Hafif şekilde 5 dakika kaşarı eridiriz ve bu şekilde servisimiz hazır olur. Pilavımızı da yapmıştık. Onu da anlatalım. Daha öbür taraftan da 500 gram pirinç, 3 su bardağı pirinci sıcak suda yarım saat ısladık. Kaynar suda bir tatlı kaşığı tuz attık. Eğer pirinci sıcak suda ıslamazsak daha sonra nişastası gitmez ve pilavımız lapa şeklinde olur. Onu da şehriye kavurduk tereyağıyla birlikte. Pilavımızı attık, kavurduk. Buna 1'e 2 su verdik. Yani 1 bardak pirince 2 bardak su kullanmış olduk. Bu şekilde pilavımızı da hazırladık ve servisimizi hazır yaptık. Evet, gerçekten çok güzel oldular. Ellerinize, emeğinize sağlık. Efendim, biz belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugünün anısına küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. Selamlarını da getirdik sizlere. Belediye başkanımızdan yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Her zaman, her saatte, her dakikada belediye başkanımıza isteyen ulaşabiliyor. Daha önce böyle değildi. Çok memnunuz. Başarısının devamını diliyoruz inşallah. Çok teşekkürler efendim. Biz de bizleri evlerinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ben şimdi tadına bakacağım. Çok merak ediyorum bu apartman köftemiz nasıl olmuş? Efendim, seyircilerimiz için ilk önce şöyle köftesinden bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Ellerinize sağlık ustam. O köftenin bir kokusu, içine koyduğunuz sarımsağın, soğanın hepsi birbirine lezzeti geçmiş. Kıymanız da çok güzel olmuş köfteniz. Bir de pilavınıza bakacağım. Tane tane çok güzel. Ellerinize sağlık efendim. Seyircilerimiz için de gösterelim. Gerçekten enfes lezzetler. Evlerinizde deneyebilirsiniz efendim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Efendim, programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Ben de size yemekler yapayım, buyur benim evime de gel derseniz de iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Biz her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarda sizin için bulunacağız. Bizden ayrılmayın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.